tanıyı koyduk alerjik rinit diye ve tedaviye geçeceğiz. Tedavide her birim kendi hastalık grubuyla ilgili olarak bir tedavi protokolü geliştirmiş durumdadır. Biz kulak burun boğaz hekimleri olarak daha çok alerjik rinitle ilgileniyoruz ve alerjik rinitte bütün diğer alerjilerde olduğu gibi tedavinin birinci aşamasını ne alerji yapıyor hastaya onu tespit edip onunla teması kesmekle başlamak lazım. Yani hastanın diyelim ki çikolata alerjisi yani kakao alerjisi var da her gün çikolata yiyor. Çikolatayı kesmeniz lazım. Ya da erişkin çavdar alerjisi var da her gün eve çavdar ekmeği alınıyor. Çavdar ekmeğini kesmek lazım gibi. Alerjenle temasın süresi önemli. Alerjenin konsantrasyonu önemli. Bu iki faktörü göz önüne alarak hastanın olabildiğince alerjenle temasını kesmek gerekir. Bir örnek vereyim. Solunumsal alerjisi var. Çimen alerjisi var kişinin de. Yaz aylarında çimenlerin kesildiği dönemde ortalığa çıkıyor, yürüyor. Mutlaka sıkıntı yaşayacaktır. Yine solunumsal alerjenleri karşı alerjisi hassasiyeti olan bir kişi dış ortamda fazla rüzgar olduğu zaman yine rahatsız olacaktır o polenler uçuştuğu süre içerisinde. Bu hastaların evde kalması, rüzgarlı havalarda dışarı çıkmaması veya bir maskeyle dışarı çıkmasında fayda vardır tabii ki. Büyük ülkelerde, gelişmiş ülkelerde polinasyon haritaları vardır. Polinasyon zamanları vardır. Aynen hava durumu gibi polinasyonla ilgili alerjinin yüksek olduğu zamanlar televizyondan veya haber kanallarından bu hastalara ulaştırılır. Polen count dediğimiz polen sayımları yapılır. Polen sayımı yükseldiği zaman bu hastalar uyarılır ki rüzgarlı havalarda bugünlerde dışarıya çıkmayın. Polen count çok yani polen sayısı çok yüksek dışarıda diye. Yine diyelim ki kişinin hiç mi pikniğe gitmeyeceğim ben yaz günü çimenler kesildi diye. Hayır, önlemleri alınarak gidilebilir. İşte maskesini takarak gidebilir veya ilacını alıp alerjik reaksiyon başlamadan onu engelleyerek gidebilir. Onun için bu tür önlemleri alması lazım. Yani primer amacımız hastanın alerjene temasını kesmek. Bunu kestik ama semptomlar devam ediyor. Ve o zaman yapmış olduğumuz alerji testinde de diyelim ki bir ya da iki maddeye karşı bir hassasiyetini bulduk hastanın. O zaman hastaya varsa ve mümkünse bunun aşısını önerebiliyoruz ilaç kullanmak yerine. Ama çoğu zaman bir sürü şeye karşı alerji olduğu için bu alerji aşısı yeterli olmuyor, başarılı olmuyor. Ve süresi de oldukça minimum 2 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Eskiden bunları koldan iğneler tarzında yapılırdı. Şimdi dil altı, sprey ve damla formları da var. Hemen hemen başarı oranları da tedavi anlamında birbirlerine yakın. O anlamda ama 10 tane maddeye karşı alerjisi olan da bu alerji aşısının çok fazla başarısı olmayabiliyor. Ama bir ya da iki maddeye karşı alerjisi olanlar da çok daha etkili olabiliyor. Aşı mümkünse aşıyı ekledik. Aşı mümkün değil, çok fazla alerjen var. O zaman ilaçlarla alerjiyi bastırmaya çalışıyoruz. Yani hastanın yediği yumruğun şiddetini 10'dan biz 8'den veya işte 3'e 2'ye düşürmeye çalışıyoruz ki günlük yaşamını etkilemesin. Bir toplantı esnasında burnunu çekmesin, habire hapşırmasın gibilerden. Bunun için de bir takım antialerjik ilaçlarımız var. Bunlar artık giderek daha spesifik oldular. Ve kan beyin bariyerini geçmediği için birçoğu gün içerisinde uyku hali vermiyorlar ve güvenle kullanılabiliyorlar. Kişi araç kullanabiliyor, dikkat isteyen cihazlarda çalışabiliyor. Bunun yanı sıra bu antialerjik ilaçların yanı sıra burun içerisine bir takım spreyler kullanabiliyoruz. Bunların bir kısmı sodyum kromoglikat dediğimiz madde içeriyor. Bir kısmı kortizon içeriyor. Bunlardan en başarılı olanları kortizonlar ama buradaki kortizon seviyeleri
çok çok düşük olduğu için, sistemik dolaşıma emilerek geçmediği için böyle kilo almalar, kıllanmalar vücutta gibi bir takım yan etkiler neredeyse hiç görülmüyor. Çocuklarda çok güvenle kullanılabiliyor. En önemli yan etkileri arasında kemik gelişimine olan etkileri sayılabilir. Burun içinde mantar gelişimi sayılabilir. Ama yapılan çalışmalar bunların çok çok nadir komplikasyonlar olduğunu göstermiş. Ve elimizdeki de en güçlü ilacın yine bunlar olduğunu göstermiştir. Bunun dışında bir takım yine destekleyici ilaçlarımız vardır. Onlar da alerjilerde oldukça faydalıdır. Yani izole ettik. Ondan sonra aşısı olabiliyorsa aşısını yaptık. Aşı olamıyorsa ilaç tedavisini verdik. Bazen aşıyla beraber ilaç tedavisi de devam edebilir. Bütün bunları yaptık ama hastamızda hala nefes alamıyor. Özellikle burun tıkanıklığı ön planda, akıntılar ön planda. Neredeyse hiç nefes alamıyor. Hatta kötü bir hasta haline gelip devamlı burun damlaları, bizim çoğu zaman yasakladığımız burun damlalarını kullanmaya başladılarsa, bu aşamada veya burun içinde nazal polip dediğimiz burun içi mukozasının sarkması sonucu oluşan etler burnun tamamen tıkanmasına yol açtıysa, bu aşamada da yapılacak olan tek şey burun içerisindeki alerjiye neden olan konka dediğimiz etlerin ufaltılması, mevcut poliplerin temizlenilmesi, burunda mevcut deviasyon varsa onun ortadan kaldırılması ve kişinin yeniden nefes almasının sağlanmasıdır. Tedavi bunlardan ibarettir. Bunun sonrasında son yıllarda immün modülasyon dediğimiz bir takım yöntemlerle vücutta bir takım şaşırtma operasyonları diyebileceğimiz, aslında vücuda zarar olmayan bir takım maddeleri vererek veya ilaçlara yükleyerek alerji oluşum mekanizmasını saptırmak ve alerjiyi ortadan kaldırmak üzere de son yıllarda çalışmalar hala sürmektedir.